Diş hekimi Efe Kaya ile sohbetimiz sürüyor. Siz de bize soru sormak isterseniz numaramız, WhatsApp numaramız 0544 880 87 87. 0544 880 87 87. İnney ve onney uygulaması. Evet. Nedir? Şimdi porselenler bu kadar kolay oynanabilir bir hale geldiği için artık dolguyu da porselenden yapıyoruz. Şimdi kompozitten bahsettik reklam öncesi. Dolguları kompozitle yapıyoruz dedik. Şimdi artık dolguları biz ölçü alarak dişe birebir uyumlu porselenlerden yapabiliyoruz. İşte bu inlay onlay budur. Yani hastalara porselen dolguyu teklif ediyoruz. Kaba tabirle porselen bir dolgudur. İnlay ve onlay. Peki buna özel bir bakım uygulanmalı mıdır? Hiçbir şeyin özel bir bakımı yok. Yani bizim diş hekimi olarak hastaya uygulayacağımız herhangi bir restorasyonun bir bakımı söz konusu değil. Hasta normal günlük bakımını rutin olarak yapsın bizim için yeterli ama bunu bulmak çok zor. Yani karşınıza gelen kaç hastanın kaçı bu bakımı düzenli ve iyi bir şekilde yapıyor derseniz ben size %20-25 derim. Bir eksik var. Diş ipiyle tanışmamış hastalarımız var. Arayüz fırçası dişlerin arasına eğer çok açıklık varsa artık diş ipi de yetmiyor. Arayüz fırçası kullanılıyor. Veya çalkalama suyu. O yüzden dişlere bakmak zor. Ama bu bilincin oluşturulması gerekiyor çocuk yaşta. Bu çok önemli. Eğer iyi bir şekilde bakarsa hasta hiçbir şekilde özel bir bakım söz konusu değil. Biraz da implantlardan bahsedelim mi? Hangi durumlarda implant yapılmalıdır örneğin? İmplant çağımızın teknolojisi. Diş eksikliğinde en çok kullandığımız tedavi yöntemi. Eğer hastanın bir diş eksikliği varsa herhangi bir bölgede hiç fark etmez. Biz öncelikle implant uygulamak istiyoruz. İmplant yapay bir köktür. Eğer dişinizin kökünü kaybetmişseniz yeni bir köke ihtiyacınız var. Ve biz bunu implantla sağlıyoruz. Saf bir titanyumdur. Neden titanyum derseniz, çünkü vücut içerisinde uygulanabilecek ve vücudun buna düşman olarak algılayamayacağı, vücudun sevip ve saracağı materyalin ismi bu. Titanyum. Ve biz bu titanyumu çene kemiğine uyguladığımızda çene kemiği bunu birebir saracak. Çok yakın bir şekilde titanyuma bağlanacak. Ve orada oynamayacak, sabit bir şekilde kalacak. İşte bu sizin yeni kökünüz, implant. Ve ondan sonra onun üzerine de porselen dişler yapıyoruz. Kimlere implant uygulanır? Eğer hastanın hayatını engel teşkil edecek bir sistemik, yani bedensel bir rahatsızlığı yok ise herkese implant uygulanabilir. Ama, şimdi kolay geçtik buraya ama sistemik rahatsızlıkları açmak lazım. Evet. Şeker rahatsızlığı. Evet. Biliyorsunuz diyabette hastanın iyileşme mekanizması bozulur. Damarlanması bozulur. Eğer kontrolsüz bir diyabet varsa hastanın önce 3 aylık şeker takibi istenmeli. Hemoglobin A1C dediğimiz son 3 aylık kan şekerini tespit. Eğer bu 7'nin altındaysa implant uygulanabilir. Kalp problemleri. Eğer hastanın bir kalp yetmezliği veya kan sulandırıcı kullanma durumu veya stendi varsa işte bu bahsettiğimiz hayatına engel teşkil edecek sistemik rahatsızlıklar bunlar. Yani aklının bir köşesinde bu hastalık var. Çünkü yaşamasına engel. O hastalara implant yaparken açıkçası çekiniyoruz. Önce doktorundan izin istiyoruz. Konsültasyon dediğimiz. İlgili doktordan minor veya majör cerrahi işlemler. Yani implant uygulamasına engel teşkil edecek bir durum halinde mi hasta? Şu an uygulayabilir miyim? Buna doktoru karar verir. Ve doktoru da evet derse ona yapılabilir. Kan sulandırıcı da demek lazım. Çünkü bizim yapacağımız işlem az da olsa kanamalı bir işlemdir. Eğer kanama bozukluğu varsa hastamızda o yüzden yapamayız. Yani bir, iyileşme bozukluğu varsa, iki, kanama bozukluğu varsa yapamayız. Tabii ki de genç hastalarımıza, kemik gelişimi tamamlamamış hastalarımıza da yapamayız implantı. Ya da çocuğa değil mi? Tabii onlara da olmaz. Onun dışındaki çoğu kitleye yapılabilir. Implant. Peki implanttan ne kadar süre sonra porselen takılabiliyor? 3 çeşit yükleme var. 1 hemen yükleme, 2 erken yükleme, 3 geç yükleme. Bu üçünün uygulanabileceği zamanlar farklı. Hemen yükleme. Yani ben hemen gittim, full dişsizdim, implantlarımı yaptırdım, hemen dişli bir şekilde çıktım. Bunu bana yapabilir misin? Diyecek hasta. Ben de diyeceğim ki 1 sigara kullanıyor musun? Hasta 10 taneden fazla sigara içiyorsa bir kere o sistem uygulamaz. Hemen yükleyemeyiz. İkincisi kemiği çok kaliteli olması lazım. Bunu nasıl ölçüyorsunuz? Bu şöyle, cerrahi aşamada eğer primer olarak yani implant kemiği tutabiliyorsa onu cerrahi aşamada cerrah algılayacaktır. Veya ölçümler de yapılır cerrahi işlemde ama yani iyi bir cerrah bunu anlayabilir zaten. Cerrahi aşamada kaliteli bir kemik varsa üçüncüsü de hastanın ciddi bir sistemik durumu olmayacak. İşte anlattığımız gibi. Hı hı. Hemen yükleyebiliriz. Hı hı. İkincisi
erken yükleme, 1 ile 2 ay içerisinde yüklemeler, bunu çok tercih etmiyoruz biz. Üçüncüsü de herkesin bildiği 3 ay, 2,5 ay kemiğin implantı tam olarak sarması. Osteo integrasyon. Yani osteo kemik demek, integre olması, kemiğin implantın etrafını sarması. 3 ay sonra klasik yöntem, 3 ay sonra yüklenir. Peki implantların vücut tarafından reddedilme riski var mı? Vücut implantı, bu kelime olarak yanlış bir terim. Çünkü vücut implantı reddetmez. Çünkü dedik ya, titanyum vücutla birebir kabul eder, birebir sarar vücut kemik. Ama tabii bununla ilgili yeni bir çalışma çıkar, yeni bir makale çıkar. Ara boş zamanlarda okuyorum, böyle bir makaleye rast gelmedim ama böyle bir şey şu an günümüzde söz konusu değil. İmplantı reddetmiyor vücut. Aslında onu kabul ediyor. Ama işte dediğim gibi şeker hastalığı var. Gözden kaçtı. Hastanın zaten kendi kendine iyileşme bozukluğu var. Sen bir yara oluşturdun. İmplant da sonuçta bir cerrahi. Cerrahi de bir yaradır. Ve iyileşmedi. Çünkü hastanın sistemi bozuk. Ya da implant aşamasında bir şeyler gözden kaçtı. İşte ortamın sterilizasyonu, ortamın ufak havadan bir şeylerin entegre olması o sterilizasyonu bozdu. Yine olmayabilir. İşte bu durumlarda hastalar reddetti diyorlar vücudum ama orada baştaki mekanizmada bir hata var aslında. Tercih edilen sistemlerde hata var. İyi bir plan, güzel bir yöntem, böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla uzman seçimi önemli değil mi bu noktada? Dediğim gibi bu konuda Türkiye şanslı. Hekimlerimiz gerçekten kendini çok geliştirmişler. O yüzden onlara güvenebilirler. Ama hangi implantı yaptıracağız? Bu da önemli. Bu da önemli. Şimdi artık çok rahat bir şekilde internetten her şeyi bulabiliyorsunuz. Yani şöyle bir şey de var. Çok enteresan. Fabrikasına kadar gidebilirsiniz. İmplantın adını yazın. Artık öyle bir teknoloji var ki. Fabrikasını bile izleyebilirsiniz ekrandan. Bunu araştırın. Yani hasta olarak sonuçta ağzınıza ne yaptıracağınızı bilmeniz gerekiyor. Peki kaç tip implant var? Şimdi burada Türkiye'de elde edebileceğimiz 100 tane implant markası vardır. Yani marka tip olarak, olarak anladım. Ama tip olarak hepsi tek tip değil mi bahsettiğiniz? İmplantların bölgeye bağlı olarak, kemiğe bağlı olarak uygulanabilen tipleri vardır. Kısa implantlar vardır. İşte zigoma dediğimiz başka bir bölgeye, başka bir kemiğe uygulanan implantlar vardır. Ama hasta bu konulara çok girmesine gerek yok. Hekim ve nerede yaptıracak ve ne yaptıracak bunları bilsin. Geri kalan zaten doktorun elinde. O bilir nereye uygulayacağını. Herhalde bir de acı ağrı var mı? Bunu çok merak ediyor olabilirler. Tabii şimdi bir cerrahi bir operasyondan bahsediyoruz. Post operatif yani operasyon sonrası herhangi bir şeylerin olması çok normal. Nedir bunlar? Şişlik olabilir. Ama öyle bahsettiğimiz aman aman yüzün iki katına çıkması gibi durumlar çok rastladığımız şeyler değil. Ama açık kapı bırakalım. Hastanın vücudu bu tarz durumlarda çok tepki verebilir. Bazı hastalar öyledir. Mesela biri düştüğünde çok hiç morarmaz. Ama bazısı düştüğünde morarır bir de şişer. Şimdi vücudun her şey kan. Çünkü biz doktorlar olarak kanın içerisindeki bulunan maddeleri %100 bilemiyoruz. O yüzden açık kapı bırakmak zorundayız. Yani şunu demem lazım. Sizin kanınızdaki şu maddenin yüksekliğinden dolayı çok çabuk morarıyorsunuz. Ama tıp daha bunu bulamadı. Kanı keşfedemedik. Yani bazı hastalıkların tedavisinin olmaması sebebi de bu. Teknoloji buna açık. O yüzden bazı hastaların yüzü fazla şişebilir. Ama genelde öyle çok ciddi bir şişlik olmaz. Ağrı olur mu? İlaçlarınızı düzenli kullanırsanız, tütün kullanmazsanız, yaranıza da iyi bakarsanız bir problem bizi beklemiyor. Peki uzun ömürlü olması için ne yapılması gerekir? Neye bağlıdır? Uzun ömür bakıma bağlı. Yani siz hep söylüyoruz. Kuralına uygun dişlerinize bakarsanız şayet. Siz herhangi bir problem yaşamamız söz konusu değil. İmplantınız çok uzun süre sizin ağzınızda kalabilir. O yüzden iyi bakmak gerekiyor. Bunun bir kullanım ömrü var mı? Yok. Yani implant 10 yıl kullandık, çıkardık, yenisini koy. Öyle bir şey yok. Burada hastanın, ama şimdi şöyle de bir durum var. Hasta zaten sabıkalı, kendi dişini kaybetmiş. Yani 30 yaşında, 40 yaşında, yani 40 yıldır yanlış bir alışkanlığı var. Bu demek oluyor ki implantın da kaybetme riskine sahip. Alışkanlıklar kolay değiştirilebiliyor mu? İşte evet. Mesele o. Hani çok kolay değiştirmesi bu hastaya bağlı. Yani hemen hemen hastaların bunu çok hemen değiştirmesi çok güç. Ve o yüzden hasta sabıkalı. Yani dişini kaybeden implantını da kaybeder. O yüzden sürekli ilk başlarda ben hastalarımı ayda bir kontrol. Sonra 6 ayda bir eğer başarabiliyorsa. Sonra yılda bir kontrollerle bu alışkanlıkları edinmesini sağlamak istiyorum.
Keşke şöyle olsa, yani telefon açsak dişlerini fırçaladım mı? Hani böyle bir şey aslında geliştirilebilir Türkiye'de. Yeni bir dal bulunabilir hijyen kontrolü diye. Ya çünkü unutuyorlar. Yani akşam uykusu geliyor. Sabah erken çıkması gerekiyor. Çocuğunu okula bırakacak, kahvaltı hazırlayacak. Kendine bakmıyor. Bakmanız lazım. Bir de şu var. Şimdi çocuklarınıza söylüyorsunuz, dişlerinizi fırçalayın diyorsunuz çocuklarınıza. Çocuk sizin söylediğinizi yapmayacak. Çünkü yüksek oranda. Yaptığınızı yapacak. Evet. Siz yapacaksınız, o da yapacak. O yüzden ona örnek olun. Önce siz karşına geçin. Güzel bir şekilde dişlerinizi fırçalayın. O da onu taklit edecek zaten. Her şeyden önce bakım önemli değil mi? Kesinlikle. Şimdi ben implant araştırırken dental volümetrik tomografi diye bir terim gördüm. Evet, bunun evet. Tıbbi bilgisayarlı tomografilere göre farkı nedir? Şimdi artık hayatımıza 3 boyut girdi. 3 boyutlu tasarım, 3 boyutlu röntgen. Bu bahsettiğiniz volümetrik ve dental olması aslında bilgisayar tomografi 3 boyutlu bir röntgen cihazı. 3 boyutlu vücudunuzu tarayıp hekime sunan müthiş bir yöntem. Bu tetkikleri istiyorsunuz değil mi mutlaka? Eğer riskli bir bölgeyse, kemik yoğunluğundan şüphe ediyorsak, genelde ama hastalarımızdan bunu istiyoruz. Çünkü 3 boyutlu olarak kemiğin hangi bölgede ne olduğunu siz bakınca çok da %100 göremezsiniz. O yüzden hastamıza 3 boyutlu bir kemik analizidir bu bahsettiğiniz DVT. Bunu genelde istiyoruz hastalarımızdan. Bu hekimin işini kolaylaştırıyor. Tabii eskiden bunlar yoktu, bunların hiçbiri yoktu. Biz röntgeni bile zor bulurduk. Evet. Ama şimdi artık hekimin işi o kadar kolay ki. Yavaş yavaş WhatsApp soruları da gelmeye başladı. Gülünce kırmızı şiş görünen diş eti için çözüm nedir diyor 55 yaşındaki bir kadın izleyicimiz. Şimdi öncelikle bir hekimi ziyaret etme vakti gelmiş artık. Yani vücudunuzda herhangi bir bölge kanasa veya kızarsa veya şişse ne yapardınız? Ben size söyleyeyim, koşarak doktora gideceksiniz. Gözünüzden kan geldi. Kan damlıyor, ne yapacaksınız? Veya burnunuzdan sürekli bir kan geliyor ve burnunuzun içerisi kıpkırmızı, ne yapacaksınız? Hemen doktorun kapısını çalacaksınız. Neden diş hekimine gitmiyorsunuz? Diş hekimi korkusu olabilir kişilerde. Ama bu korku daha da kötüye çıkarıyor sonuçları. Evet. Dişlerinizi kaybediyorsunuz. Diş etleriniz hasta oluyor, koku yapıyor. Bunun sebebi kötü bakım. Buradan moral ve motivasyon verici sözler de söyleyin bence. İşte doktora gitmek gerekiyor. Moraliniz bu olsun, motivasyonunuz bu olsun. Çünkü bir şeyi bilmiyor olabilirsiniz. Nasıl bakacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Bunu öğrenmemiş olabilirsiniz ama hiçbir şey için geç değil. Öğrenmelisiniz. Ve doktorunuzu ziyaret etmelisiniz. O size zaten gösterecek nasıl olduğunu. Ve ondan sonra her şey değişecek. Değişim çok da zor değil. Bundan sonrası için düşünmek lazım gerisini. Ve o şişliğin sebebi yüksek ihtimal, bazı genetik rahatsızlıkları hariç, yüksek ihtimal kötü bakım. O yüzden bu bakımı siz kendi evinizde artık sağlayamazsınız. Eğer o kadar şişlik varsa bahsettiğiniz gibi. Doktorunuzu ziyaret edin. Peki sokağa gidelim şimdi. Gidelim. Siz soracaksınız, biz de kulak vereceğiz. Günlük diş bakımınız nasıl olacak? Mesela günde kaç kez dişimizi fırçalamalıyız? Şimdi günde çok önemli bir şey, sabah kahvaltıdan sonra. Önce kahvaltıdan değil. Önce değil. Çünkü ikinci bacakta bunun ikinci seansı da yatmadan evvel. Yatmadan evvel dişlerinizi fırçaladınız. Siz eğer uykudan kalkıp yemek yemiyorsanız, burgerler değilseniz ağzınız aslında temiz. Ama şöyle bir soru gelecek. Koku oluyor sabah kalktığımda ağzımda. Bunun sebebi şu. Eğer diş etleriniz ve dişleriniz sağlıklıysa, kokunun sebebi siz uyurken tükürük, akış hızınız yavaşlayacağı ve düşeceği için orada ağzınızın içerisinde bulunan bakteriler, hepimizin ağzında var, harekete geçecek ve bir koku oluşturacak. Bu zaten 15 dakika içerisinde geçecektir. Ve siz kahvaltı ettiğinizde, tekrar dişlerinizi kullandığınızda araya kaçan besinler, dişlere yapışan besinler orada durmamalılar. O yüzden kahvaltıdan sonra temizlemelisiniz ki yemek yedikten sonraya gelir bu. Dişlerinizi tekrar temiz hale getirmelisiniz. İkincisi, her gün mutlaka akşam veya sabah bir kere diş ipi kullanmalısınız. Çünkü fırça her yere ulaşamaz. Diş ipi giremeyecek arasına. Türden bir diş yapımız varsa ne yapacağız? Şimdi diş etinin giremeyeceği diş yapısı şöyle olabilir. Çok üst düzey bir çarpışıklık olabilir. Yani dişler üst üste gelmiş olabilir. Burada diş ipi belki uygulayamazsınız. İşte onun da tedavisi ortodonti. Bunları yaptırmalısınız. Ve çalkalama suları. Bunları da kullansak gün aşırı veya günde bir. İşte gerçek ve doğru bakım bu oluyor. Ama fırçalama da öyle çok kısa sürmemeli. 2 dakika boyunca sürmeli ve dişlerinizin her bir bölgesine ulaşmalısınız. Normal diş fırçası mı öneriyorsunuz yoksa elektronik diş fırçalarını mı? Ben teknolojiyi seviyorum. Teknolojiyi kullanma taraftarıyım. Elektrikli fırça. Benim kendi evde kullandığım elektrikli bir fırça. Çünkü çok daha güçlü olduğunu ve çok daha amaca yönelik hizmet ettiğini düşünüyorum. Şimdi akşam uykunuz geliyor veya sabah aceleniz var. Doğru manipülasyonu, yani doğru el yeteneğini oradan, yani fırçalamadaki amaç besini oradan çıkarmak. İşte bunu başaramayabilirsiniz. Elektrikli fırça bunu otomatik olarak kendi basınç ayarıyla, kendi hareket ayarıyla yapıyor zaten. O yüzden
Bunları tercih etmek sanki daha akıllıcaymış gibi geliyor bana ama tabii ki de klasik fırça da kullanılabilir. Alışkanlığına göre de değişebiliyor öyle, tabii değil ki mi? De. Ama fırçalamak önemli. Kesinlikle. Bir diğer soruya bakalım. Benim köpek dişlerim diğer dişlerimden daha koyu renkte. Onlara yaprak porselen yaptırılabilir mi? Evet, bu da güzel bir soru. Genetik olarak hepimizin köpek dişleri doğal dişlerden daha sarı renklidir. Aslında dişe rengini veren şey biraz önce bahsettiğim taç tabakanın hemen altında olan çamurumsu dentin tabaka. Köpek dişlerinde mine tabakası alt bölgelerde ince olduğu için o alttaki sarılığı yansıtıyor. Köpek dişleri tabii ki de bu estetik göreceli bir şeydir. Yani rahatsız ediyorsa, hastayla problemi varsa değiştirilebilir, uygulanabilir ama biz zaten gülüş tasarladığımızda köpek dişlerini hafif daha rengini birazcık daha koyu yapıyoruz ki doğal olsun diye. Genetik bunu gerektiriyor. O yüzden estetik olan şey doğal olan şeydir. Yani doğalı böyleyse öyle olması, öyle kalması bence daha mantıklı. Tam bu noktada diş beyazlatmadan bahsedelim mi? Nasıl yapılır? Beyazlatma yapılırken nelere dikkat ediyorsunuz? İki tip yöntem var. Bir ofiste yapılan, bir de hastanın kendi evde uyguladığı. Biz genelde ben hastalarımın hepsini ofis ortamında çünkü daha güvenli geliyor. Bizim uyguladığımız beyazlatma jeli bir led ışıkla, bir lazerle hastanın dişlerine aynı seans 15 dakika içerisinde uyguladığımız bir yöntem. Bu beyazlatma reaksiyonlarını biz en taç tabakada mine tabakasında gördüğümüz için hastanın mine tabakası yeterli seviyede ve kalınlıkta olmalı. Her bir mine tabakası yoksa hastaya beyazlatma uygulanmaz. Bunu nasıl ölçümlüyorsunuz? Bunu hekim gözü, dikkatli bir hekim gözü bunu algılar. Bunu hasta kendi bilemez. Hekim bunu bilecektir zaten. Mine tabakası yeterliyse beyazlatma pekala uygulanabilir. Zararlı mıdır? Bir bardak asitli içecek kadar bir zararı olduğunu söyleyebiliriz. Doğru hastada ama. Diş etlerini korumak önemli yaparken diş etlerini koruruz. Ve dişin üzerine bu jeli uygulayıp lazerle ışığı da verdiğimizde 15 dakika içerisinde 2 ton, 3 ton bazen minenin kalınlığına bağlı olarak 4 ton beyazlatma yakaladığımız durumlar da oluyor. Peki ne kadar süre beyaz kalır diş? Tütün ürünleri çok önemli. Bunu kullanıyorsa zaten o diş tekrar renkleşmeye başlayacak. Çok hızlı bir sürede ama bunlardan kaçarsa ilk 15 gün belli bir diyet var. Çay ve kahve bir 15 gün kullanma diyoruz. Eğer kullanacaksan da hemen fırçala. Bunlara dikkat ederse hasta 1 yıl 2 yıl bence çok güzel bir şekilde o beyazlık kalabilir. Bir sorumuz da yine bununla ilişkili. Kanal tedavisi nedeniyle değişen renklerin beyazlatılması mümkün müdür diye soruyor bir izleyicimiz. Bu da dediğimiz internal bileçik. Tek dişe uygulanan beyazlatma işlemi. Şimdi neden renkleşir? Kanal tedavisinde kullandığınız materyaller eğer dişin üst katmanına sızmışsa diş renk değiştirecek uzun yıllar içerisinde. Bunu şuna da benzetebiliriz. Bitkiler sonbahar geldiğinde yapraklarını döker ve sararır yaprakları. Diş de böyle sararıyor. Nasıl? Şöyle, diş aslında kemikten besin alan bir organ. Ağacın dalları gibi oraya sürekli besin gidiyor. Siz kanal tedavisi yapmak zorundaysanız hekim olarak, bir mecburiyet şu an. O sinirleri alıyorsunuz, diş artık ölüyor. Sararmış yaprak aklınıza gelsin. Renk değiştirebiliyor. Bunun tedavisi beyazlatma yöntemiyle mümkün. Dişin içine uygulayacağımız beyazlatma patı onun içten beyazlamasını sağlayabilir. Sağlayabilir diyorum çünkü her vakada başarılı değil. Çok soru geliyor size. Adım Funda diyor. Size bir sorum olacak. Ben bundan 11 ay önce hamileydim. Doğum esnasında üst iki dişim önden kırıldı ve kökleri içinde kaldı. Açıkçası doktora gitmeye korkuyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi artık dişlerin kanalı kırıldıysa ağız ortamıyla açık. Şimdi ağız ortamındaki bakterilerden bahsettik. Bunlar köke sızmaya şu an artık çok müsaitler ve sızmışlardır muhtemelen. O yüzden bu kırık seviyesi nerede? Kesinlikle hekime gitmeniz gerekiyor. Kırık seviyesi altta mı, üstte mi? Belki o dişleriniz kurtarılabilir. Röntgen çektirdiğinizde hekimin kontrolünde belki oraya tekrar bir diş inşa edilebilir. Bu bahsettiğiniz porselen, yaprak porselen yöntemi mesela. Yani kırık seviyesi artık minenin çok altındaysa uygulanmaz da kırık seviyesinin yerine bağlı bir şey. Ama ben lütfen sevgili hanımlar, beyefendiler diş hekimine gitmekten lütfen korkmayın. Bakın daha sonra aldığınız riskler çok daha fazla. Problem çok daha fazla büyüyor. Maddi ve manevi olarak çok ciddi bir hasar alıyorsunuz. Bekledikçe hemen gitmelisiniz. Kırık varsa hemen gitmelisiniz. Bir diğer soru, diş küçültme operasyonu yapıyor musunuz? Benim üstten ön 4 dişim büyük ve şu an ortodonti tedavisi görüyorum. Ön taraftaki dişlerimin büyüklüğünden rahatsız oluyorum. Ne kadar sürer ve ne kadar tutar bu işlem diyor ortalama. Evet, çok güzel bir soru. Böyle bir şey söz konusu değil tabii ki de. Yani dişlerin kendi konumunu nasıl söz konusu değil?
dişleri komple ufaltmanız gerekiyor. Ben hekim olarak benim tarzım değil ne yazık ki. Ama şunu uygulayabilir hasta, botoks. Dudağa uygulayacağımız bir botoksla görünen diş eti ve dişin seviyesini değiştirebiliyoruz. Hmm, dudağa uygulanan botoks. Dudağa evet yani subkutan dediğimiz deri üzerine uyguladığımız botoks yöntemiyle görünen dişleri ve diş etlerinin seviyesini yeniden ayarlayabiliriz. Bunu uygulayabilir hastamız belki de. Peki ben tüm dişlerimi zirkonyum veya daha estetik bir malzemeyle kaplatmak istiyorum. Ayrıca ağzımdaki diş üst üste gelmiş durumda ve bundan çok rahatsızım. Ne gibi bir uygulamayla en kısa yoldan düzeltilebilir diyor bir izleyicimiz. Şimdi dişler üst üste gelmişse bizim en güncel ve en ideal tedavimiz ortodontik tedavisi. Dişleri önce bir konumlandırmak gerekiyor. Daha sonrasında renginde ve boyutunda problemleri varsa lamina uygulanabilir. Şimdi artık invazyon demek çok kuvvetli ve sert hareketler. Yani dişi komple kesmek, dişi komple ufaltmak, diş etini komple kesmek bunlardan kaçıyor. Günümüz estetiği, günümüz doktorları bunlardan kaçıyor. Çünkü vücuda ne kadar az dokunabilirsek o kadar bizim için iyi. O yüzden konservatif yöntemler nedir? Ortodonti nedir? Lamina. O yüzden zirkonyum tabii ki de uygulanacağı hasta var ama hemen ben zirkon yaptırmalıyım değil. Hayır, vücudunuza en az dokunabileceğimiz. Komplikasyon yani problem çıkma ihtimali en az olan şeylere yönlenmelisiniz. Ortodonti ve lamina. Daha çok sorumuz geldi ama ne yazık ki süremiz bitti Sayın Kaya. Yeniden bekleyeceğiz sizi. Çok heyecanlı ve çok güzel bir programdı. Ben de ağzınıza çok teşekkür sağlık. Ediyorum. Sağ olun. Efendim diş hekimi Efe Kaya ile konuştuk bu bölümde de. Yarın yine aynı saatte Kadın Hayattır karşınızda olacağız. Başka konularla, başka konu başlıklarıyla bizden ayrılmayın. Woman TV'den ayrılmayın diyoruz. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.